Çok önemli bir tutum belgesi, Türkiye'nin beklediği bir tutum belgesi. Zira hem iktidar açısından hem muhalefet açısından HDP deyim yerindeyse halen kilit parti olma durumunu koruyor. En azından anketler böyle gösteriyor. Çünkü her iki ittifak da şu anda başa baş durumda, eşitlenmiş durumda. HDP'nin seçmen tabanıyla birlikte kim iktidara yürüyecek bu belli olacak. Demokrasi tutum belgesi, yarın açıklayacakları manifestoya bu ismi vermiş HDP yönetimi. Cumhurbaşkanı adayından ve ittifaktan beklentilerini söyleyecekler. Kürt sorunu olarak tanımladıkları soruna çözüm önerilerini sıralayacaklar ve 2023 seçimlerine dönük bu belgede bazı kritik mesajlar verecekler. Hepimiz bekliyoruz acaba yarın ne olacak diye. HDP diyor ki yol haritasını açıklayacağız. Demokrasi tutum belgesi HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından açıklanacak. Belge daha erken ya da 2023'te yapılacak genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde partinin önümüzdeki bir yıla ilişkin yol haritası olacak. Seçim pazarlığı değil, bu anlayışı reddediyoruz. Sancar böyle demişti bir süre önce. Muhalefetle ortak aday fikrine açık olduklarını söylemişti. Bu Millet İttifakı'na bir mesaj olarak yorumlandı. Demokrasiyi sağlam bir şekilde yerleştirebilmek için tutum belgesinde bu mesajın yinelenmesi, adayın niteliği konusunda parti ilkelerinin ortaya konulması bekleniyor. Seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçilmesi için atılacak adımlar, kurulacak yeni sistem, anayasa, özgürlükler, Kürt sorununa çözüm, kurumların yeniden inşası tutum belgesinin içindeki muhtemel başlıklar. HDP'ye yönelik kapatma davası için de tüm kesimlere buna karşı tutum alma çağrısı yapılacağı ifade ediliyor. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, belgemiz herkese, tüm siyasi partilere açık olacak. Yargıdan yerel yönetimlere kadar bugün yaşanılanlara nasıl baktığımız bilinmeli demişti. Rahatsız olmayın. Yok öyle. Siz ağzınızı... HDP kilidinde CHP'nin tutumu belli. Bizzat Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu, İmralı ya da Öcalan değil, meşru bir siyasi parti olan HDP ve elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şeffaf genel kurul toplantılarıdır bizim için çözümün adresi demişti. Benzer açıklamaları İYİ Parti yöneticilerinden duyduk ve Akşener az önce haberini yaptığımız Suat Toktaş'ın özel yayınında HDP ile ilgili olarak gene kritik mesajlar vermişti. Peki Deva Partisi, Gelecek Partisi, yeni kurulan partiler bu meseleye nasıl bakıyor? Babacan İstanbul'daki kongrelerden birinde şöyle bir açıklama yaptı. Çözümün adresi demokratik siyasettir. Siyasette muhataplık tartışması Kürt sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Çözüm yolunun ne olduğu üzerinden. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmaya Kürt sorunu yok, biz bitirdik diyerek girdi. Birçok yanıt geldi Erdoğan'a. Onlardan biri de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ait. Babacan, İstanbul Eyüp Sultan'da ilçe kongresinde konuştu. Kürt sorununun varlığını örnekler üzerinden anlattı. Bu iktidar, değerli arkadaşlarım, Kürt meselesini diriltti. Asıl konunun özü bu. Eğer bu ülkede çocukların oynadığı alanlarda panzerler geziyorsa bir mesele var ya burada. Bir sorun var. Yoğunlukla Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde seçilmiş belediye başkanları görevden alınıp yerine kayyumlar atanıyorsa burada bir sorun var ya. Bir mesele var. Türkiye'de hala bugün 2021 yılında ana dili hakkı tartışılıyorsa burada bir mesele var. Koskoca bir ülkede yılda ancak birkaç tane Kürtçe öğretmen atanıyorsa, bildiğim kadarıyla 2020'de bir, bu yıl iki falan sayı o yani. Türkiye'de kadına karşı şiddetle mücadelede İçişleri Bakanlığı bir uygulama geliştiriyor da bu uygulamada 5 tane yabancı dil varken Türkiye'de en çok konuşulan ikinci dil yoksa burada bir mesele var, bir sorun var. Siz bu meselenin, bu sorunun adını koymazsanız çözemezsiniz. Bu meselenin adı Kürt meselesidir arkadaşlar. Bunu görmek lazım. Ve Kürt meselesinin çözüm adresi de meşru demokratik siyasettir. Babacan tüm ayrımcı uygulamalarla mücadele edeceklerini söyledi. Ve demokrasi, daha doğrusu muhalefet ittifakının, onlar ona biliyorsunuz demokrasi ittifakı diyorlar. Muhalefet ittifakının bir diğer partisi Gelecek Partisi, her ne kadar ittifakın içinde resmen yer aldığını ifade etmese de sürekli olarak Gelecek Partisi'ne de bu çağrılar yapılıyor biliyorsunuz. Demokrasi herkese lazım diyor Gelecek Partisi. Eskiden endişeli modernler vardı malumunuz. Başlarına gelmeyen kalmadı. Şimdi endişeli muhafazakarlar var. Çünkü Türkiye 20 yıllık AK Parti iktidarının sonunda başörtülerin en çok gözaltına alındığı, en fazla gözaltına alındığı, en fazla sıkıntıya uğratıldığı dönemi yaşıyor. Biz söylemiyoruz. Bizzat Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sema Silkin Ün anlatıyor. Dinleyelim. İktidar partisinin bir samimiyet sorgulaması yapması lazım. Şehir Üniversitesi mütedeyyin kesimlerin kurduğu başarı endekslerinde üst sıralara yükselen bir üniversiteydi. Bu üniversite muhafazakarların kazanımı değildi. Alpaslan, Kuytul ve cemaati. Yıllardır sistematik bir baskıya maruz kalıyorlar. Camide itikaftayken polis baskını yiyorlar. Onlar muhafazakar değiller mi? Bugün KHK ile ihraç edilmiş, beraat etmiş binlerce insan var ve görevlerine iade edilmiyor. Ve bu insanların ciddi bir çoğunluğu muhafazakar camiadan, hiçbir suçu olmayan o insanların ellerinden alınmış kazanımlarını bir kazanım olarak görmüyorlar mı? Şimdi burada demek ki bir kriter var. Buradaki kriter iktidarın yanında olup olmama kriteri. Bunun için 28 Şubat'ın ideoloğu Doğu Perinçek el üstünde tutuluyor. Başörtüsüyle okuyan 20 yaşındaki bir genç kızın sırf başörtüyle okuyabilme hakkı veriyorum diye bu kızımızı rehin alıyor. Cengiz Holding'in affettiği vergilerine karşı rehin alıyor. Gelecek Partisi olarak biz bu siyasi rehineleri, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, vatandaşlarımızı bu iktidarın elinden kurtaracağız. Sema Silkin'ün işte böyle anlatıyor endişeli muhafazakarların geleceğe bakış açısını. Tabii siyasi iletişim kampanyaları hızlandı farkındaysanız. Bütün genel başkanlar daha fazla video paylaşıyor, daha fazla tweet atıyor, daha fazla sokaklarda, daha fazla ekranlarda kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde iktidar partisi, AK Parti'nin de siyasi iletişimi devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı her ne kadar Türkiye şahlanıyor, fahiş fiyatlar var, bunların da sebebi marketler, gençler yalan söylüyor, Türkiye'de bir barınma sorunu yok dese de, Türkiye'nin gündeminde bu sorunlarla baş başa bir yol almaya devam ediyor kendisi. Siyasi iletişimine de devam ediyor. İşte o iletişim fotoğraflarından biri. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı kendi sosyal medya hesabından, Recep Tayyip Erdoğan hesabından paylaştı. Bu fotoğrafı nerede çekildi bilmiyorum. Sarayda çok oda var çünkü, Beştepe Külliyesi'nde. 1200 mü 1500 mü tam rakamı da inanın ezberimde tutmadım. O odalardan birinde mi çekildi, yoksa seyahat sırasında bir yerde konaklıyordu Sayın Cumhurbaşkanı, orada mı çekildi bilmiyorum. Kucağında bir kedi görüyoruz. Bu kedinin torununun kedisi olduğunu ifade ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Adı Pıt Pıt Şeker'miş, çok sevimli bir şey. Kediden bahsediyorum. Şeyde de kedinin okuduğu gazetede bir haber var. İşte böyle böyle diyenlere prim vermeyin falan diye biz baktık, hani hangi gazete acaba, hangisini seçmiş Cumhurbaşkanı diye. Takvim gazetesini seçmiş. Hani bu, hatırlar mısınız, aç karnına markete gitmeyin, işte daha az gıda alışverişi yapmak için şu 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 maddeleri göz önüne alın, öyle alışveriş yapın falan diye manşetler yapan bir gazete var ya, Takvim gazetesi. Pıt Pıt Şeker o gazeteye bakıyormuş. Sayın Cumhurbaşkanı tweetinde şöyle paylaşmış. Pıt Pıt Şeker torunumun kedisi, o da güncel haberlere çok ilgi gösteriyor demiş Sayın Erdoğan. Siyasi iletişimde özellikle genç kuşağı adresleyen bir paylaşım olduğunu söyleyelim. Zira bir sonraki seçimde 8 milyona yakın seçmen Z kuşağından oy kullanacak. Tam o seçmenden, Z kuşağından bahsetmişken öğrencilerin barınma sorununa geçelim isterseniz. Bir haftayı geride bırakıyorlar. Arkamda gördüğünüz bu fotoğrafta barınamadıkları bir haftayı, yurt sorunları çözülemedi. Her ne kadar CHP'li belediyeler şefkat evlerini, ellerindeki yurt binalarını bu çocuklara açsalar da talep ne yazık ki arz talebi karşılayan bir durumda değil hala. İstanbul